Merhabalar, Karavan İstanbul Fuarı'ndayım. 2023'ün ilk fuarı. Krios Camper modelini tanıtmak istedim size. İlgi çekici renkleriyle bir off-road camper bu. Üstünde genişleyen bir ünitesi var. Ayrıca bir tentesi var. Bu bir off-road karavan. Kapısının açılmasıyla birlikte otomatik bir basamak çıkıyor. Dışından bahsetmem gerekirse dışında şu şekilde kullanışlı masalar var. Bu masalar katlanıp şöyle kapatılarak yolda açılması engelleniyor. Hatta kilitlenebiliyor. Çamurluklar dışarıya sarkıyor. Burada dış duşu görüyorsunuz. Su dolu mağazını. Mutfak kısmı arkada. Bu araç 745 kilo. Yani O1 belgesi de kullanılabiliyor. Bu tarafına geçtiğimizde burada da bir masa var. Şu şekilde göstereyim size. Şöyle çeviriyoruz. Gördüğünüz gibi. Teşekkürler. Ben de merak ettim. Şu şekilde açılıyor. Burada bir karavan camı mevcut. Açılma mekanizması buradan daha rahat görünüyor. Burada bir yüklük var. Şöyle dışa doğru bir led aydınlatma koymuşlar. Burada işte herhangi bir eşya, işte odunuzu vesaireyi koyabilirsiniz. Burada Webasto'nun, daha doğrusu dizel hava ısıtıcısının görüyoruz. Mazot deposuyla birlikte. Burada da tüplüğü var. Kablo dış elektrik almak için bu şekilde bağlamışlar. Burası açıldığı zaman gayet ferah oluyor. Belki buraya bir sineklik eklenebilir. Benim görüşüm. Yukarıda ayrıca bir bagaj kısmı da var. Oraya eşya da koyulabilir. Bu bir off-road karavan olduğu için yanaşmalarda yüksek bir yanaşma açısı var. Yani altını vurmamanız için, arka tarafını vurmamanız için. Burada bir dış aydınlatması mevcut. Burayı da açalım. Pardon. Burada da diğer yüklüğü mevcut. Bu bahsettiğim basamak burada. Bağımsız süspansiyon yoktu ama süspansiyon vardı. Evet. Tansiyon dengeli frenle 1050 kiloluk Knott. Knott marka. Şase? Şase tamamen kendi üretimimiz. 2,5 mm kalınlığında sertleştirilmiş. Fark. Statik boyalı mı? Evet. Daldırma galvaniz? Yok, daldırma değil. Galvaniz tercih. Neden daldırma galvaniz tercih etmiyorsunuz? Daldırma galvaniz şöyle. Çünkü şöyle. Sularda oksitlenme yapabiliyor, içeriden çürütme yapabiliyor. Ya şimdi fikirler çok fazla. Bu statik boyalıydı. Evet, statik toz boyalı. Statik toz boyalı. İçi dışı aynı şekilde elektrostatik toz boyalı. Burada raflar var. Evet, raflarımız var. Burada şurada kontrol kısımları. Webasto'muzun hava çıkışı, dijital göstergesi, uzaktan kumandası var, programlanabiliyor. USB ve çakmaklı çıkışlarımız. Orada kilit büyüklüğümüz var. Şu kısım nasıl oluyor? Öne gelerek... Tabii ki sehpa hareketli olduğu için içeride dışarıda rahatlıkla kullanılabiliyor. Yolculuk esnasında sabitlemek istesek? Tabii ki. Yolculuk esnasında bunu şöyle söyleyeyim. Altına çektiğiniz zaman bunun içinde şöyle göstereyim. Kancalı lastikleri var. Buradan sıkıştırdığınız zaman... Ha, onu kesinlikle... dışından mı döndürüyoruz? Yok, hayır. Şöyle göstereyim. Şu yastığı alayım çünkü bu buraya kadar geliyor. Bu arada... Videoyu kesinti yaratmamak için burada akümüz var, su depomuz var, şurada su deposu evet, var. Sağ taraftaki gömle buzdolabımız 48 litre, içeriden rahatlıkla kullanılabiliyor. 48 litre, 12 volt bir buzdolabı arkadaşlar. Mobicool marka. Evet. Bunu da görmüş olduk. Şöyle paslanmaz 70 litrelik su depomuz var. Hı-hı. Kesinlikle yosunlanma koku yapmaz, tamamen kendi imalatımız. Tek akü var. Tek akü 105 amper jeneratörümüz var. Altında dakikada 5 litrelik hidroforumuz var. Hidrofor da burada. Evet, hidrofor da akünün altında. Tekli ocak evye var. Evet, isteğe göre değiştirilebiliyor. Ocak evyeden ayrılıyor. 2 ocak, 3 ocak, 3 gözlü ocak. Burası genişleme şöyle özelliğine sahip. Şöyle, çok fazla çekmeyeyim. Hı-hı. Burası direkt açılıyor. Minleriyle beraber 1.30'a 1.90 ev hatlarında çift kişilik yetişkin yatağı oluyor. Burası şurada da 60'a 1.60 çocuk evet. Yatağı oluyor diyelim. Evet. 3 kişi kalabilir. 3 evet, kişi gönül rahatlığıyla 2 tane ufak çocuk orada rahatlıkla yatabiliyor. Hı-hı. Ufak çocuklar için buraya koruma demiri yapıyoruz. Şu cihaz nedir acaba?
Şöyle göstereyim. Akşam yatacaksınız ama ışığı kapatmak istemiyorsunuz. Ha, dimer. Evet, dimer. Tamamen kısabiliyorsunuz. Burada su göstergemiz var. Deposu boş olduğu için uyarı ikazı veriyor. 20 amperlik MPPT şarj kontrol cihazımız. Kapalı havalarda, gece ay ışığında 10 amperlik bir elektrik depolamaya devam ediyor. Bu akü göstergemiz. Aynı şekilde MPPT'nin üzerinde de gösteriyor. Bu da aydınlatmalarımızı, dolabımızı, hidrofonu, kontrol paneli. Çok güzel. Bu tekerle aşağı inip yukarı kalkabiliyor değil mi şöyle? Tabii ki. Açılı bir şekilde açılabiliyor. Şöyle. Tekini açıp tekini kapatabilir miyiz? Şöyle ben göstereyim size. Buradan rüzgar bu taraftan esiyor. Rahatsız oluyorsunuz. Sadece burayı kapatabiliyorsunuz. Eğer ön taraftan hava gelsin istiyorsunuz. Rüzgar yine ön taraftan esiyor. Bunu kapattığınız zaman şunu açtığınızda sineklikle beraber rahat bir şekilde hava aldığı olarak kullanabiliyorsunuz. Yeni bir firmasınız. Yeriniz Tuzla'da. Evet. İmalathanemiz İstanbul Tuzla'da. Tamam. Bu tarz içerikler için EDLab Karavan ve Karavan TV kanallarını takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.